insanlık nerede? 128 milyar dolar nerede demiş bir izleyicimiz. Hemen Ruhsar Hanım'la beraber 128 milyar dolar da aklımıza geliyor artık bizim. Yani öyle başlıklar var konu başlıkları onların hemen yanında bu sorularda da akla geliyor. Mesela 3-5 farklı yerden düzenli gelir elde eden, kamuda çalışan, siyasetten geçinen, bu ülkenin vergi veren ve şimdi de çok zor şartlarda yaşamaya çalışan insanların sırtına binmiş olan o insanlar nerede? Onlarla ilgili konu kapanmış değil. Sonra makam araçları nerede? Bir izleyicimiz de biraz önce aşıdan bahsettik. Türkiye tek Türklere yardım etmiyor galiba. Türk olmayan her ülkeye yardım yapılıyor. İnsanlık demiş. Onu da paylaşalım ve şimdi geçelim siyasetteki başka bir konuya. Deva Partisi lideri Ali Babacan 2018 seçimleri öncesi Abdullah Güle adaylık teklif edilirken "Oradaydım." demişti. Tartışma büyüdü. AK Parti'den de bir takım cevaplar geldi. E ve e bu cevaplara bakılırsa bir imza tepkisi, bir hani ihanete uğramışlık duygusu var gibi AK Parti'de. Böyle de bir eleştiri yöneltiliyor. Siyaset böyle bir şey. Entrikalar siyaseti, siyaset yapan şey bu. Yalnız bir mesele var. Entrikalar siyasetin içine hapsolmuş durumda. O yüzden bir yere varamıyoruz. Kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Asıl ihtiyacı da karşılamıyor siyaset bu yüzden. İnsanların bir sorununu çözemiyor. Asıl halk tarafında olması lazım entrikaların. O da yakın geliyor. Merak etmeyin. 2018'de mesela bir ortak adaylık teşebbüsü vardı. Olmadı. Ülke tam 5 yıl kaybetti. Var. Ali Bey Çalışmalar teklif edildiği yani. ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği imza listesinde Sayın Babacan'ın kendi el yazısıyla yazdığı adı var. Buna ikiyüzlülük denir. Ali Babacan'ın Abdullah Gül'e ortak adaylık teklif edildiğinde ben de oradaydım açıklamasına AK Parti ikiyüzlülük tepkisi gösterdi. Çünkü Gül'e adaylık teklifinin yapıldığı dönemde Babacan AK Parti milletvekili olarak Erdoğan'ın adaylığına da imza atmış. Böylesine bir satış işini etik kurallara aykırı bir durumu ilk defa görüyorum. O dönem artık aidiyetimin hemen hemen hani sıfırlandı. Duygusal kopuşu yaşadığım bir dönem doğrusu. Hı hı. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi muhalefetin aday arayışlarında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ismi gündeme geldi. Saadet Partisi'nin öncülüğünde Gül'ün çatı aday olması konuşuldu. Hep beraber olsaydı bütün genel başkanlar yani o gün Biri demokrat. gelip de yani siz ortak aday olsanız biz siz destekleyeceğiz diyenler son güne kadar sözlerinin arkasında dursa idi o gün o iş olur idi. Ali Babacan Halk TV'de katıldığı programda Gül'ün ortak adaylığı olsaydı 2018 seçimlerini Erdoğan kazanamaydı dedi. Seçimlerin kaybedilmesini muhalefetin Gül isminde uzlaşı sağlayamamasına bağladı. Ve 11. Cumhurbaşkanı'na teklif götürülürken ben de oradaydım dedi. İlk tepki de AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den geldi. Teklif edildiği yani. ortamda siz de var mıydınız? Tabii ki vardım. Ali Babacan bir yandan 3 Mayıs 2018 tarihinde 316 AK Partili milletvekili ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı gösterirken diğer yandan da Abdullah Gül'ün muhalefetin ortak Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi çalışmalarının tam ortasında, tam göbeğinde yer almış. Ali Babacan'ın Gül'e adaylık teklif edilirken oradaydım açıklaması siyasette yeni bir tartışma başlattı. Çünkü Babacan o dönem AK Parti'den istifa etmemişti. Hatta milletvekiliydi. AK Parti Babacan'ın Aynı seçimde Erdoğan'ın adaylığı için verdiği imzayı kamuoyuyla paylaştı. 3 Mayıs 2018 tarihinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hem dilinizle ikrar etmiş hem imzanızla tasdik etmişsiniz. Hadi gelin durumun adını tam koyalım. Bunun adı riyakarlıktır, sahtekarlıktır, ihanettir, ikiyüzlülüktür, sinsiliktir, utanmazlıktır, arkadan iş çevirmedir pişkinliktir. O dönem artık aidiyetinin hemen hemen hani sıfırlandığı bir dönem doğrusu. Hı hı. Yani üstelik sadece bir hazırlıktan ibaret bir dönemden burada bahsediyoruz. Yani daha ortada somut bir şey yok. Dolayısıyla orada bir çelişki ben açıkçası e, görmüyorum. Uzun yıllar birlikteliğiniz var. Altınızdaki sandalye çekilince başka kişilerle irtibat kurmak kamuoyunda nasıl değerlendirilir? Onu yüce milletimizin takdirine bırakmak istiyorum. Babacan o dönem AK Parti ile aidiyetim sıfırlanmıştı diyerek savunuyor kendisini. AK Parti ise Babacan'ın hem Gül'ün adaylığı için çalışıp hem de Erdoğan'ın adaylığı için imza verdiğini söyleyerek iki yüzlülük diyor. Babacan cephesinden yeni açıklama yok. Montesquieu bu kuvvetler ayrılığı bugünün modern devletinin yasal hukuksal e, yapısı, anayasal yapısı ile ilgili en kalıcı lafları etmiş büyük hukukçulardan bir tanesi. 17. yüzyıldan bahsediyoruz. E, hatta 18. yüzyıldan bahsediyoruz özür dilerim. Orada entrikaların, entrikanın eğer halk tarafında yoğunsa demokrasiye götürdüğünü, demokrasiyi kuvvetlendirdiğini söylüyor. Siyaset tarafında yoğunsa o tarafta da kimsenin doğru düz bir iş yapmamasına yol açıyor. Aslında halkı unutmalarına yol açıyor. Ben de biraz önce dedim ki bu demokrasiye doğru götüreceğini düşünüyorum. Çünkü halkın entrikalarla ilgilenmeye başlayacağını nedense ümit ediyorum. Öyle bir his var içimde. Fakat siyasetin bunu pek anladığını da düşünmüyorum. Öyle de görmüyorum. Sürekli bakın. Kaybetmekten korkan bir iktidarla kazanmaktan korkan bir muhalefet arasında insanlar da başına geleceklerden korkuyor şu anda. Türkiye'deki durum kilitlenme bu. Her iki tarafta da öyle bir sistem yaratıldı. Daha seçime gitmeden ki seçime gidemiyoruz bu arayışlar yüzünden. Düşünün ittifak arayışları falan işte ittifakların aman bir şey olmasın endişeleri şunlar bunlar. Ya biri de demiyor ki çıkıp öyle bir cesur bir vizyon sahibi geleceğe bakan ve bu ülkenin su içinde 2 trilyon dolar milli geliri olabileceğini dünyadan hak ettiği her şeyi kaşlarını bile çatmadan alabileceğini gören biri demiyor ki sonuçlar önemli ittifaklar değil. Şu anda mümkün olan tek ittifak halkın vicdanıyla olandır. Demiyor bir kişi de. Bakıyorum kendi kendilerine oyalanıp duruyorlar.